Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şeftali reçeli yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak 3 kilogram şeftalim var. Güzelce yıkadım bunları. Öncelikle kabuklarını soyacağım. Öncelikli olarak bütün şeftallerimin kabuklarını soyacağım. Ardından dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben küp küp doğrayacağım. Şeftallerimin hepsini bu şekilde kabuklarını soydum. Şimdi kuşbaşı şekilde tencereme doğrayacağım. Siz nasıl isterseniz o şekilde de dilimleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Bütün şeftalilerimi bu şekilde doğradıktan sonra şekere ıslatacağız. Şeftalilerimin hepsini bu şekilde doğradım. Şimdi yaklaşık 6 su bardağı kadar toz şekerim var. Üzerine ilave ediyorum. Ağzını kapatıp bekleteceğim. Bu işlemi sabah yapıp akşam da pişirebilirsiniz. Ya da akşamdan ıslatıp sabah da pişirebilirsiniz. Pişirme aşamasında su koymayacağız. Şekerle beraber şeftali kendi suyunu verecek. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Ağzını kapatıp bekletiyorum. Şeftalilerimizin şekeri güzelce eridi ve sulandı. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. Artık altını açıyorum. Kaynayana kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık bir 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Dediğim gibi hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. Sadece şeker ve şeftalinin kendi suyu. Eğer vaktiniz yoksa şekerle birlikte 1-2 saat bekleseniz de olur. Yine aynı şekilde sulanıyor. Şeftali reçelimiz kaynamaya başladı. Artık altını kısıyorum. Kısık ateşte rengi dönene kadar, kıvamı gelene kadar yaklaşık bir 35-40 dakika kadar pişireceğim. Bu arada bu üzerinde biriken köpükleri şöyle hafifçe aldırabilirsiniz. Bu şekilde. Altını kıstım. Yaklaşık bir 35-40 dakika kadar kaynatıyoruz. Şeftali reçelimiz güzelce kaynadı ve rengini aldı. Yaklaşık 1 saat kadar kaynattım ben. Siz eğer daha akışkan bir kıvamda olmak istiyorsanız 35-40 dakika, 45 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Ama daha yoğun bir kıvam olsun isterseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Şimdi yarım çay kaşığı kadar limon tuzum var. Bunu da ilave ediyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra kavanozlarımı alıp ağzını kapatıp ters çevireceğiz. Bir 5 dakikada limon tuzu ile beraber kaynadıktan sonra artık kavanozuma almaya başlayabilirim. Eğer hemen tüketmeyecekseniz bu şekilde uzun bir süre muhafaza edebilirsiniz. Ama tüketecekseniz bu işlemi yapmaya gerek yok. Sıcak sıcak. Altını hala kapatmadım, kısık da soğumasın diye.
Reçelimin hepsini kavanozlara alıp ağzına hiç kullanılmamış temiz kavanoz kapağıyla kapatıp ters çevireceğiz. Bir gece beklettikten sonra saklamak için kaldırabiliriz. Kavanozumu iyice doldurdum. Temiz, hiç kullanılmamış kavanoz kapağı. Ağzını iyice sıkıp ters çeviriyoruz. Şeftali reçelimiz pişti. Reçellerim soğudu. Artık düzelttim reçellerimi. Bu şekilde serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmenizi öneririm. Kıvamı bu şekilde. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.